röportaj yaparız. Biraz da buraya durun, ben sorayım. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti yeniden kazanmak için direniyor. Ekrem İmamoğlu yani CHP'de kaybetmemek için çalışıyor. Sizce günün sonunda gülen, ağlayan taraf kim olur? Biraz açalım. İBB ne olacak? İmamoğlu kazanacak. Çünkü 25 yıl evvelden AK Parti geldi. Buradaki rezaleti toplum gördü. Biz uçurduk diyorlar. Bir hastalık zamanında İmamoğlu herkesin anası, babası, ekmeği, teknesi oldu. Çocuklar aç kaldı, çocuklara koştu. Aileler sokakta kaldı, ailelere koştu. Deprem oldu, depreme koştu. Şimdi AK Parti'nin genel belediye başkan adayı gelmiş, o gitsin, dağıttıkları rüşvetlerle oradaki depremdeki insanların başına yıkılan binaları yapsın. Hala çadırlarda yaşıyorlar. Eğer toplum da bunu görmüyorsa yazıklar olsun. Şimdi emekli deyip feryat ediyorlar. Emeklilere emekliler daha çok beter olsunlar. Çünkü onları açlıkla mahkum eden topluma hala besliyorlar, hala destekliyorlar. 15-16 milyon emekli var. Hangi taraf o taraf kazanır? Ona rağmen veriyorlar. Veriyorlarsa daha beter olsunlar diyorum. Ben de emekliyim. Ne görüyorsunuz? Siz de aynı sıkıntı yaşıyorsunuz. Asgari altına düşmüş. Daha önce asgari fazla emekli maaşı. Vallahi çöplerden, pazarlardan, çöplerin içinden toplamaklardan vazgeçmiyorlar. Bunlar için herhalde mübah oluyor. Emekli görmüyor mu? İdeolojik saplantı mı var? Nasıl görüyorsunuz? Siz aydınlanmışsınız, gerçeği görüyorsunuz. Bunlar hümmet eden bir toplum olmuşuz artık. Çünkü insanlar ideolojiye, insanlar yaşamına, insanlar çoluk çocuğunun barınmasına bakmıyorlar. Sadece şükürle tatmin oluyorlar. Aç da olsalar şükrediyorlar. 8 ay önce bir seçim oldu. %52 aldı. Bunu neye bağlıyorsunuz? O çaldılar. Öyle mi? Çaldılar. Kazanımı ben desem ki muhalefet oya sahip çıkmıyorsa ülkeye nasıl sahip çıkacak? Çıktı. Nasıl çıkmadılar? Beşli çeteyi Kemal Kılıçdaroğlu ben onların hakkını, hukukunu, milletin koruyacağım dedi. Ama beşli çete götürdü masayı deviren şahsa, oğluna bastı parayı ama bunlar yaşatmayın diye bu hale getirdi. Parayla mı oldu? Evet, kayıp parayla, çalınmış işlerle oldu. Şimdi toplum... Özgür bir seçim olsaydı farklı mı olurdu efendim? Evet, toplum 130 milyarı depremler için bağış yaptı. Nerede o paralar? Neden yapılmadı o depremde yıkılan binalar? İndira Gandhi mi oldu o parayı diyorsunuz? Tabii dağıttı millete. O millete de yazıklar olsun. 3 gün yaşan ama 1 yıldır aç. Diyorlar ki 1 Mart'tan sonra zam furyaları olacak. Aynen olacak. Bugün benzin 40 liraya gelmiş. Vatandaş nasıl hareket edecek? AK Parti artık yapamıyor mu efendim? Yapıyor. Neden yapıyor? Toplumun, memleketin malını satarak yapıyor. Bir tane sanayi fabrikası açıldı mı? Bütün fabrikalar battı. Şeker fabrikaları gitti. Mustafa Kemal Atatürk aç kaldı ama topluma fabrika sanayi üretti, yaptı. Yani ama bunlar satış. Limon, portakal verdi, mensucat fabrikaları kurdu. Biz de şeker fabrikasını veriyoruz, AVM yapıyoruz. Sümerbank fabrikalarını ne şekilde kurduğunu... Nazilli, portakal, mandalina vermiş, yapmış. Evet. De satmışız, AVM yapıyoruz. Evet, işte satıp yiyorlar, sata tükettiler. Herhalde sonunda onlar da aç kaldı diye kaçıp gidecekler diye ben öyle düşünüyorum. Efendim, AK Partili bazı seçmenler diyorlar ki, oğlum çık. Diyorlar ki, İmamoğlu İstanbul'a bir çivi çakmadı diyorlar. Ne dersiniz buna? Onu utandıklarından söylüyorlar. Yani onlara kendilere bir malzeme çıkarmak için bunu söylüyorlar. Utansınlar ya. Utansınlar. Bir kuruş şeyden örtülü ödenekten bir yardım gelmedi. İmamoğlu bunu 5 senedir çeviriyorsa halkın ve bizim vergilerle. Üstelik pandemi döneminde açtıkları yardım hesaplarını bloke koydular. Evet. Ben bir de İmamoğlu'na şuradan sesleniyorum. Sayın İmamoğlu, başarılar diliyorum baştan ama bu parklara çok yüksek park ücretlerini koymuş. Halk
İsparklarda insanlar feryat ediyorlar. Evet. Bunu bir gündeme alsın. İsparkı ben düşürsün. Evet, düşürsün. Doğru. Bir saat 52 lira fazla. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.